Beyler, yeni verdiler Cumhuriyet Halk Partisi. Kusura bakmayın. Madde üzerinde söz isteyen Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Bursa Milletvekili Lale Karabıyık. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'de iki kriz birden yaşanıyor. Hem ekonomide kriz var, hem de tek adam rejiminin yarattığı kriz var. Evet, salgın krizi var, dünyada da var. Salgın krizi bizdeki krizleri daha da derinleştiriyor. Ama esas mesele Türkiye'deki hem ekonomi hem de tek adam rejiminin yarattığı yönetim krizidir. Bunu belirtelim. Ve siz bu krizi görmezden geliyorsunuz. Algı yönetimiyle her şeyi iyi göstermeye çalışıyorsunuz. Vatandaşa iyiymiş gibi göstermeye de devam ediyorsunuz. Değerli milletvekilleri, artık devlette kurumsal çöküş var. Tarafsız hiçbir devlet kurumu kalmadı. Liyakat ve kariyer deseniz bitti. Orta vadeli programın vizyonu yok. Temennilerden öteye maalesef gidemiyor. Kredibilitesi de düşmüş durumda. Sürekli hedefler yanlış politikalarla revize edilmek zorunda kalıyor. Zaten 2023 hedeflerinizi de tam yarı yarıya indirdiniz. Orta vadeli program o kadar gerçeklerden uzaklaşmış ki, bakın ne yazıyor, şu cümleye bir dikkat edelim. Diyor ki, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yatırımlarla, yurt içi tasarruflar ve doğrudan yatırımlarla finanse edilen verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara dayalı büyüme yapısı. Allah aşkına, hangi yurt içi tasarruf? Vatandaşta tasarruf mu var? Hangi doğrudan yabancı yatırımcı? Sorarım size. Güven duymadığı için Türkiye'ye doğrudan yatırımcı mı geliyor? Gelenler zaten vurkaççılar. Unutmayın ki Türkiye'nin riskini gösteren CDS'ler de zaten 500'ü geçti. Sayın Genel Başkanınız şöyle demişti. Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Sonra ne oldu? Türk lirasını nerelere getirdiniz? Doların önüne attınız ve pul ettiniz. Peki bakın, kur arttı, ne oldu? Zaten ağır olan borç yükümüz değeri düşen Türk lirasıyla daha da arttı. Ve bu süreçte bakın sadece birkaç ay içerisinde dış borç yükümüz 2.2 trilyon arttı. Bu vatandaşın cebinden, milletin sırtından çıktı. Sayenizde 2.2 trilyon arttırdınız. Değerli milletvekilleri, merkezi yönetimin borçlarına bakalım. Ben rakamlarla konuşuyorum, sizin verilerinizle konuşuyorum. İsteyen bakabilir. Merkezi yönetimin toplam borçlarının %60'ı döviz cinsinden. %20'si sabit faizli, %20'si hatta daha fazlası da değişken faizli. Dolayısıyla hem faizli hem de döviz cinsinden olan borçlar, yani %80'i hem faize duyarlı hem döviz kurundaki artışa duyarlı. Dolayısıyla ikisi de arttı. Peki anladık da bir faiz düşüşü yaptınız. Neye yaradı? Neye yaradı? Merkezi yönetimin borçlarının hem faizi arttı hem de kur artınca yeniden borç yükü arttı. Neden? 3 ayda toplam 4 puanlık faiz indirimi yaptınız. Tamam, yapılır. Ama doğru politikalarla yapılır. Doğru yöntemlerle ve güven üstüne inşa edilir. Peki 4 puan indirim yaptınız, ne oldu? Merkez Bankası'nın borçlanma faizi 5 puan arttı. Yani siz güya bir faiz indirimi yaptınız ama Merkez Bankası artık fonladığı bankalardan borç kullanırken 5 puan daha fazla ödüyor. Ne anladık bundan? El birliğiyle Merkez Bankası'nı perişan etmeye uğraşıyorsunuz. Peki başka ne oldu? Siz oyun içerisinde kural değiştirince, hani içinde atadan dededen kalma varlıklar vardı ya, emek harcamadığınız, adına varlık fonu dediniz, borçlara karşılık gösterdiniz. İşte birkaç ay içerisinde 34 milyar dolardan 20,5 milyar dolara o varlık fonunun değerini düşürdünüz, erittiniz. Atalarımızın, dedelerimizin de kemiklerini sızlattınız. Peki ha,
Hani kur artınca ihracat da artacaktı. Bakın eğer sepet kur artışına ihracat ayak uydurabilseydi Ekim ayında 216 milyar dolar değil 450 milyar dolarlık ihracat olması gerekirdi. Allah aşkına kendimizi kandırmayalım. Kaldı ki bu kadar ithal girdi oranı yüksek bir üretime sahip ülkemizde. Hangi maliyetle yeniden üreteceksiniz? Ama siz maalesef bugünü yaşıyorsunuz, gerisini düşünmüyorsunuz. Şimdi biraz verilere bakalım. Yine sizin verilerinize, sizin döneminizin verilerine bakalım. Son 8 yıla bakalım. Bakın sepet kur %254 arttığında, 8 yılda %254 sepet kur artmış. Ama ihracattaki artış sadece %33. Yani sepet kurdaki bir birimlik artışa karşılık ihracattaki artış 0.13 birim. İşte etkisi ortada. Bir de üstelik düşük TL ihracatı arttırmadığı gibi Türkiye'nin yarattığı katma değeri de ucuz fiyatla dışarıya transfer ediyor ve gidiyor. Diğer taraftan siz aileleri de yoksullaştırdınız. Dünya Sefalet Endeksinin raporuna göre 156 ülke içerisinde 21. sırada, Avrupa'da da en sefalet içerisinde ilk sırada. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yoksulluk en çok kadınları ve çocukları etkiledi. Çocuklar yoksulluğu derinden hissediyor. Erkenden büyümek zorunda kaldılar. Çalışmak zorunda kaldılar. Oyun oynamayı bilemediler. Çocukluklarını yaşayamadılar. Ben demiyorum, TÜİK diyor. Diyor ki 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 1 milyon. Bu da sizin karneniz. Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre her yıl en az 70 çocuk iş cinayetine kurban gidiyor. Ve şu çok önemli, 2012 yılında aileye bakmakla yükümlü olan ebeveyni, işsiz olan çocuk sayısı 1 milyon 210 binken bugün 1 milyon 840 bin. Yani çocukların babaları işsiz kalmış. Gelelim işsizlikle mücadelenize. 19 yıldır iktidarsınız, 2002'den beri. İlk defa istihdam paketini 2004'te yaptınız. En son paketi de 12 Mart 2021'de yaptınız. Bir de en son KOBİ'lere yönelik ilave istihdama destek paketi de var. Yani 19 yılda 17 istihdam paketi, teşvik paketi, 7 ekonomi paketi. Maşallah size 24 paket ama işsizliği ben söylemeyeyim, içi boş. Tek adam rejimiyle, ayrıca tek adam rejimiyle öyle iddia ettiğiniz gibi sorunlara hızlı çözüm üreten bir mekanizma da kuramadınız. Liyakatlerinden ziyade sadakatleri ölçütünde göreve getirilen bürokratlar, sık sık görevden almalar ve görev değişiklikleri ile yönetilmeye çalışan bürokrasi sorunlarımıza bütün ülkenin sorunlarına çözüm üretemiyor maalesef. Fiiliyatta işlevini yitirmiş, bitmiş bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Size ne Maliye Bakanı dayanıyor, ne de Merkez Bankası Başkanı dayanıyor. 3 yılda 4 Merkez Bankası Başkanı, 3 Maliye Bakanı oldu. O da sadece 28 ayda. Sistem, Cumhurbaşkanı'nı ve partisini krizleri yönetemeyen, aksine daha da derinleştiren bir girdaba sürüklemiştir değerli milletvekilleri. Ve bu girdabın neticesinde siz gidiyorsunuz. Hani şöyle bir algı yönetiminiz vardı ya, ben kaybedersem sen de kaybedersin. Ben yoksam kriz var. Ben yoksam kaos var. Bunları söylemiştiniz ya, algıyı yönetmiştiniz ya, artık bunlara da kimse inanmıyor. Asıl siz gidince kazanacak bu ülke. Liyakat gelecek, demokrasi gelecek, istihdam yaratılacak. Çünkü kalkınma olacak, üretim olacak. Kalkınmanın payı yoksulun da, emeklinin de, emekçinin de cebine girecek. Özgür olacak gençler. Hani sarayınız var ya, sarayınız, işte o sarayınız barınamıyoruz diye sesini duyurmaya çalışırken susturmaya çalıştığınız, Ankara'ya sokmadığınız o gençlerin olacak. Merak etmeyin gençler, geliyor, gelmekte olan bütün sorunlar bitecek. Merak etmeyin çalışanlar, işsizler, emekliler, emekçiler,
İşsiz öğretmenler, dersine kavuşamamış, sınıfına kavuşamamış öğretmenler, merak etmeyin Türkiye'deki yoksullar, geliyor gelmekte olan bütün sorunlarınız bitecek. Kadınlar, gençler, çocuklar, merak etmeyin, geliyor gelmekte olan bütün sorunlarınız sona erecek.